Selamlar tüm kardeşlerim. Bugün Sarp'te yepyeni bir videoda bittiyiz arkadaşlar. Bugünkü videoda ne yapıyoruz? 4 günde nasıl 5 milyon coins kastım bunu anlatacağım. Kılçıksız bir anlatım olacak arkadaşlar. Tertemiz bir anlatım olacak. O yüzden izlemeye gayret gösterin. Herhangi bir yerini kesmeyeceğim. Sizlerin daha net görmenizi istiyorum. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi benim bu kendi hesabım. İnanmıyorlardı insanlar. Yok nasıl kastın? Yok yalan söylüyorsun. Buyurun kardeşim. Burada transfer profitimi görebilirsiniz. 3.4 milyon coin aktardığım için mesela Neuer'e 500 verip onu tekrardan geri 150'ye sattığım için bu şekilde şeylerimiz oldu, kayıplarımız oldu. O yüzden 3.4'e indi. Yoksa 5 küsür hatta 6'ya yakın şey transfer profit vardı. 5 milyon coin sattım arkadaşlar oyunun başında. Çok da iyi bir fiyata sattım. Bundan dolayı bu sene tamamen size kendimi alıyorum. Ben kazanacağım parayı kazandım. Çok büyük para kazandım. Artık bundan sonra size de coin kastırma zamanı geldi. Artık benim coinsle ya da bilmem neyle işim olmayacak. Çünkü her sene artık hani Ocak'ta falan iyi combi full toti kadrolarla oynadım. Hani daha erişebileceğim bir seviye kalmadı arkadaşlar. Daha doğrusu öyle söyleyeyim sizlere. Hani siz hepiniz şimdi iyi kadrolar oynamak istiyorsunuz ama ben zaten her sene en iyi kadroyla oynadığım için artık keyif alamamaya başladım oyundan. Dedim ki benim aldığım keyfi o zaman sizler alın. O yüzden bugünkü bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Evet arkadaşlar gelelim ilk taktiğimize. İlk taktiğimiz en önemlisi ve gerçekten de milyonlarca coin kasabileceğiniz bir taktik. Kadro kurma görevi taktiği. Bu taktiği arkadaşlar geçen sene ben atmıştım videosunu. Çok detaylı bir video atmıştım. O videoyu aşağıya bırakacağım. Hani bu video uzun olmasın diye o videodan daha detaylı şekilde izleyebilirsiniz onu. Hemen aşağıdaki linklere bırakacağım. Kadro kurma görevi taktiği şudur arkadaşlar. Yan hesap açıyoruz. Yan hesap açtıktan sonra o hesabı 10.000 coins gönderiyoruz. 10.000 coins gönderdikten sonra kadro kurma görevlerini teker teker yapmaya başlıyoruz. Ve en sonunda edindiğimiz karı ana hesabımıza aktarıyoruz. Ve ardından o hesaptaki şu şekilde göstereyim. Coins'i aktardık yine hesaptan. İşimiz bitti. Kadro kurma görevlerini bitirdik. Buradan kulübü siliyorsunuz arkadaşlar. Kulübü siliyorsunuz. Ve tekrardan yeni kulübü açıp aynı kadro kurma görevlerini aynı hesaptan tekrar yapabiliyorsunuz. Kulübü silmek için 5 hakkınız var arkadaşlar. Ve 5 tane piyasa açma hakkınız var. Çünkü normalde 6 tane ama bir tanesi ana hesabınız olduğu için 5 hakkınız kalıyor. 5 kere 5 toplamda 25 kere bütün SBC'leri tamamlama şansınız oluyor sevgili dostlar. Bu yüzden gerçekten inanılmaz karlar edebilirsiniz. O videoyu dediğim gibi tekrardan izlemeyi unutmayın arkadaşlar. O videodaki her şey doğru, sadece 10 hesap değil 6 hesap açabiliyorsunuz. Ben hep sizler için ucuza bütün kadro kurma görevlerini kendim tamamladım arkadaşlar. Footbin'deki kadrolar değil, tamamen kendim tamamladım ki sizler de ucuza yapabilirsiniz diye. Bunları da arkadaşlar hepsini link olarak Footbin'e attım. Hemen videonun açıklama kısmında o linklere bütün kadrolara da ulaşabilirsiniz. SBC yaparken arkadaşlar, kadro kurma görevi yaparken başlayacağınız yere sizlere gösteriyorum. Başlayacağınız yer burada gelişmişler kısmında görmüş olduğunuz gibi bir sürü SBC var. Buradaki karma uyrukları geliyorsun arkadaşlar. Karma uyrukların bu sol alttaki SBC arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi seçkin 8'den başlamanızı size tavsiye ederim. Çünkü bu SBC hem çok ucuz hem sizlere 35k coinlik bir paket veriyor. Yani yok pardon, 45k coinlik bir paket veriyor, özür diliyorum. Ve bunu açtıktan sonra gerçekten çok rahatlıyorsunuz. Çünkü bu iki tane kadro kurma görevi çok ucuz. Bunları tamamlıyorsunuz. Sonra en sonuncusunu tamamlıyorsunuz. Bu şekilde ilerliyorsunuz arkadaşlar. Yeni hesap açarken Arjantin seçmeyi unutmayın şeyi. Size bir tane ülke seçtiriyor ya. Neden? Çünkü bu sağ alttaki SBC'de sizlerden bir tane loyalty istiyor arkadaşlar. Yani bir tane sadakat istiyor. Ve burada bir tane Arjantin'i kullanarak bunu yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. O yüzden Arjantin'i seçin. Tek 11 tane sadakat gerektiren kısım burası arkadaşlar. Lig ve uyruk karmasının sağ alttaki SBC'si. Yani Puzzle Usta SBC'si arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Bunda 11 oyuncunuzda sadakatli olması gerekiyor. Bu kadronun en ucuzuna dediğim gibi videonun aşağı kısmında bırakacağım. Bu sene sadakat olayını değiştirmişler. Hemen onu da sizlere arkadaşlar anlatmak istiyorum. Buradan oynaya geliyorsunuz. Squad Battle kısmına geliyorsunuz. Squad Battle kısmına geldikten sonra en üstte arkadaşlar Eden Hazard'ın takımı. Ben yapıyorken Van Dijk'ın takımı vardı işte. Her neyse. Bu takımla arkadaşlar maça giriyorsunuz. Santre yapıyorsunuz ya arkadaşlar, sol üstte sayaç var yani, dakika sayacı. Orası 0-0 olmayacak yani, tamam mı? 0 olmayacak. Bir tane pas yapın, oyunu durdurun, çıkın arkadaşlar. Bu şekilde bir tane maç sadakat yapmış oluyorsunuz. Bunu 10 kere yapmanız gerekiyor. 10 maç yaptıktan sonra oyuncunun sadakati geliyor ve o kadro kurma görevini tamamlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi kadro kurma görevlerini bu şekilde yaptım ve coinslerimi aktardım. İkinci yöntem, SBC'lerde çok kullanılan isimler. Bunu ilk videomda da söylemiştim. Victor Ruiz, Ryan Babel, Berguiz, Grifo, Otavio, Saravia, Pedro Mendes, Beto. Twitter'da zaten bu isimleri paylaştım. Bu isimler arkadaşlar ucuzlayınca aldım, pahalılaşınca sattım. Bu taktik birazcık kullanılabilirliğini yitirdi. Neden? Bu oyuncuların artmasının sebebi insanların sürekli kadro kurma görevlerini yapmasıydı. Şimdi dünyadaki kitlenin %70'i zaten kendi hesaplarındaki kadro kurma görevlerini tamamladılar. Yani artık yapabilecekleri bir kadro kurma görevi kalmadı sevgili arkadaşlar. Bundan dolayı eskisi gibi oyuncularda çok büyük artışlar olmayacak. Ama
yine anlık artışlar olabilir. O yüzden o taktiğin birazcık kullanılabilirliği düşüyor. Bu saatten sonra düşecek daha doğrusu, öyle izah edeyim sizlere. Şu anda coin kasmak istiyorsanız Twitter'dan benim yatırımlarımı takip edin ve sürekli ama sürekli kadro kurma görevi yapın. Şimdi gelin ben size bu sene EA Sports'un değiştirdiği coin aktarma sistemini anlatayım. EA Sports bu sene coin aktarma sisteminde iki şeye bakıyor. Bir, bu oyuncu FIFA Points almış mı? Eğer hesabınıza FIFA Points satın aldıysanız, özellikle 12.000 ve üzeri, sizin arkadaşlar banlanma şansı diğer kullanıcıya göre çok daha az oluyor. Çünkü EA Sports oyununa para veren, onlara para kazandıran hesaplara daha az bakıyor. İkinci olay arkadaşlar, bu sene yeni gelen ve inanılmaz korkunç bir sistem. Oyuncuyu siz normal teklif verip alıyorsunuz ya, onu kaça sattığınıza bakıyor ve buradan banlıyor. Gerçekten bu sene ban sistemi çok gelişmiş arkadaşlar. Banlanmadan coin aktarımı bu sene daha zor. Bunu coin satıcıları da söylüyor zaten sevgili dostlar. Bilginiz olsun. Adamların oyunda bir sürü oyun hatası varken bunların hiçbirini düzeltmeyip tamamen banlanmaya, böyle insanları banlayalım da para çeksinler falan diye yönlendiren bir sistem yapmışlar. Enteresan. Tabii kendi tercihleri, artık benim söyleyebileceğim pek de bir şey kalmadı bu konuda. İki şeye bakıyorlar. Ve coin aktarırken unutmayın ki mutlaka teklif verin. Teklif ver, yani hemen al fiyatı ile lütfen oyuncu aktarmayın arkadaşlar. Teklif vereceğiniz zaman bir tane örnek veriyorum. 500K var kulübünde değil mi dostum? 500K'yı aktaracaksın. Nasıl aktarabilirsin bunu en hızlı? Infomoyer alırsın bir tane 150K'ya. 490K son saniyelerde bit basıp teklif basarsın oyuncuya. Bu şekilde o coin'i aktarırsın, sonra Moyer'i satarsın. Onun da parasını aktarırsın. Ama unutmayın, bir hesaptan bir hesaba. Ali ve Mehmet diye iki tane hesap var. Ali bizim hesabımız, Mehmet de yeni hesabımız. Mehmet de SBC'leri yaptık, Ali'ye aktaracağız. Ali ve Mehmet arasında aynı gün içerisinde 24 saat içerisinde 50K ve üzeri iki aktarım gerçekleşirse EA Sports bu iki hesabı kilitliyor. Bu iki hesabı kilitlediği zaman şuna bakıyor. Bu iki hesap da aynı PlayStation ID üzerinden mi açılmış? Yani iki tane hesap da aynı PlayStation üzerinden mi açılmış? Evet, o zaman ban yedin. O yüzden coin aktarırken arkadaşlar çok dikkat edin. Günde bir aktarım, maksimum iki aktarım yapmaya özen gösterin. İki aktarım bile riskli, yani az önce anlattığım gibi. Bir aktarım yapmanız, hesaptan hesaba her günde bir aktarım yapmanız sizler için çok daha iyi olacaktır. Ben bunu kendim hani aktardığım için söylüyorum. 2-3 milyon aktardığım için söylüyorum. Hani bundan dolayı sizlerin de güvenli olmasını istiyorum. Çünkü hesaplarınızın yanmasını istemiyorum. Ve ikinci olay arkadaşlar, en önemlisi. Sol üstteki coin balansınız var ya, sol üstteki coin balansınızın hep sıfıra yakın olması lazım. Yani siz bir şey aldıktan sonra mutlaka gidin bir alım yapın. Bir şeyler alın marketten. Oyuncu alın. Ne bileyim, özel kart alın. Yatırım yapın. Çünkü EA Sports sizin coin balansınız ne kadar büyükse ve o hesabı o gün fazla bir coin aktarımı yapıldıysa o hesapları da radarına alıyor. Bundan dolayı çok riskli arkadaşlar. Ve şunu unutmayın ki EA Sports ilk uyarıda coins aldıysanız, yani ana hesabınıza coin aktarıyorsunuz ya, ana hesabınıza önce bir uyarı atar ve bütün coinslerinizi siler. Önce coinlerinizi siler. İkinci uyarıda çakar. Bana çakar. Yani iki hakkınız var. Bir hakkınız var, özür diliyorum. Bir kere uyarı aldığınız zaman o saatten sonra coin aktarmayı bırakın. Çünkü uyarı alan hesaplara denetim iki kat daha fazla oluyor. Uyarı almamak için, daha doğrusu uyarı aldıktan sonra daha az zarar görmek için, işte coinleriniz az olsun ki adamların sizin coinlerinizi sildiği zaman bir şey kaybetmeyin. Bir kere coinlerinizi silip uyarı aldığınız zaman zaten o saatten sonra kadro kurma görevi yapmayı bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Benim aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Evet, 5000 coin'si böyle kalsın. Transfer profitim burada. Kimse yalan söyleyecek bir durumum yok. Her şey bu şekilde arkadaşlar. Böyle gerçekleşti. Aşağıdaki linklerden geçen seneki kadro kurma görevi detaylı anlatımı izlemeyi unutmayın. Aynı şekilde aşağıdan en ucuz kadro kurma görevlerini de bulabilirsiniz. Hepsini sizler için hazırladım arkadaşlar. Yarın da 5 günlük emeğimizin karşılığı olan videoyu çekeceğim. Allah izin verirse. Bu yüzden dualarınızı lütfen eksik etmeyin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı, yenisiniz de abone olmayı unutmayın. Ülkemizde insanlar maalesef bu oyuna sürekli para veriyorlar. Sizler bu videoları beğenerek, önerilenleri çıkararak bu insanları da koruyoruz. Bu insanların da oyuna para vermemesini sağlıyoruz. O yüzden siz olun arkadaşlar. Destek olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.